tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, NFL başladı dedik. Cowboys ve Buccaneers maçını değerlendirdik. Şimdi de sizinle bu senenin biraz tahminlerini ve öngörülerini konuşmak istiyorum. Hem Super Bowl'a kim çıkar, AFC ve NFC'yi ayrı ayrı değerlendirelim. Hem de ödüller konusunda sizce bu senenin MVP'si kim olacak? Onu konuşalım istiyorum. İstiyorsanız önce AFC'den başlayalım. AFC tarafında sizin favorileriniz kimler? Kimlerden iyi performans bekliyorsunuz? Valla AFC'de bütün şeyler, divisionlar biraz karışık. Evet, yani Kansas City benim hala Super Bowl için bile en büyük favorim. Ama bu sene hem Chargers hem Broncos, inşallah da Raiders geçen yıla göre daha iyi olacaktır. Yani eğer zaten öyle olursa belki de NFL'ın en güçlü grubu olabilir. Raiders de o çıkışı yaparsa. Ya burada yani Mahomes'a veya işte Kelsey'ye bir şey olmadığı takdirde, yani Kansas City'nin geçen seneki sakatlıklardan sonra offensive line'da tamamen yenilediler. Joe Thuney, Kyle Long, Howie Long'un oğlu, efsane Raiders oyuncusu. Orlando Brown, yani iyi de bir Mahomes'u koruma altına alacaklar geçen seneye nazaran diye düşünüyorum. Yani Batı'da ben Kansas City diyeceğim ama Chargers'da, Broncos'da çok daha tehlikeli olacaktır. Batı'da ben Chiefs diyorum Murat abi. Çok fazla ekleme yapmama gerek yok. Mahomes sağlıklı olduğu sürece, Andy Reid'le beraber olduğu sürece oranın favorisi Chiefs olacaktır diye düşünüyorum. Diğer takımlarda Herbert'ın gelişimi ikinci sene bakalım nasıl olacak. Chargers'da yeni bir coaching staff var. Bakalım nasıl uyum sağlayacaklar. Göreceğiz. Raiders ve Broncos bir adım o iki takımın arkasında gözüküyor benim düşüncemde. Ama bu gruptan iki playoff takımı, yani bir şampiyon zaten, grubu kazananı zaten çıkıyor. Bir wild card takımı çıkar mı derseniz, ben çıkacağına inanıyorum açıkçası. İşte oradaki sıkıntı da birbirlerini yiyorlar. İkişer kere oynadıkları gibi. Yani geçen sene Raiders neredeyse Chiefs'i iki kere yeniyordu. Bir kere yendi ki o kadar da kötü bir savunması olan Raiders takımıydı. Evet. Şimdi bugün biliyorsun TJ Watt yani Pittsburgh'ın daha önce hiç yapmadığı bir kontrat imzaladı. Yani o imzalanmasaydı sezon başlamadan önce ben Pittsburgh'u biraz daha aşağılarda tutacaktım ama ilk defa 80 milyon doları garanti olan 112 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Şimdi Steelers genelde yıldız oyuncularına iyi para veren bir kulüp ama garanti bölümünü hep ilk seneyle birlikte tutarlardı. Yani burada Big Ben'in sezon öncesi görüntüsü geçen seneye nazaran, yani Pittsburgh sanki bir son bir iki şey yapmamız lazım, hamle yapmamız lazım. Şampiyonluk şeyimiz hala var düşüncesi içinde bu parayı verdi diye düşünüyorum. Çünkü daha önce hiç vermediler 80 milyona yakın bir garanti. Ha, zaten bu tür şeylerde hep çıta yükselir. Yani bazı sporlarda çıta yükseleceğine aşağı çekiliyor diye yorum yapan arkadaşlar var. Sen anlamadın tabii ama. Ama burada zaten Cleveland'ı ben çok şey görüyorum. Kadrosu çok iyi. Yani çok çok iyi. Yani sakatlık olsa bile birçok pozisyonda bir sakatlığı kaldırabilecek genişlikte bir kadrosu var. Bu grupta ben Cleveland'ı düşünüyorum. Murat abi, bir zorlu grupta burada bana sorarsanız. Yani Bengals'ın sonuncu olacağı belli. Diğer üç takım ama kafa kafaya geçirecektir seneyi. Geçen sene hatırlarsanız Pittsburgh zaten muazzam bir başlangıç yapmış sezona. Yanılmıyorsam evet. 10 veya 11 maçı kazanarak başlayıp sonra bir düşüşe geçmişti. 12 ve 4
bitirmişlerdi seneyi. Orada düşüşe geçtikten sonra da playoff'ta zaten kaybettiler. Ona bakıp Ben'in biraz daha iyi olduğunu düşünüp running back'teki eksikliği draft'te gidererek daha iyi olacaklarını düşünüyorlardır ki ben de katılıyorum buna. Lamar Jackson her zaman bir MVP adayı. Her zaman ne yapacağı belli olmayan, genelde ayaklarıyla, koluyla ne yapacağı belli olmayan bir silah Ravens'da ve Ravens'ın savunması yine NFL'in en iyi savunmalarından biri olacak gibi gözüküyor. Ama bunlara rağmen iyi kadro Cleveland'da. Orada da Baker Mayfield. Bir de Ravens'da çok sakatlık var. Marcus Peters'ın evet, Ravens'da çok sakatlık var. Evet. Yani Ravens'da off-season'da inanılmaz talihsizlikler yaşadılar. Ama Cleveland hakikaten eğer Baker bu baskının altında ezilmezse o grubun favorisi gibi gözüküyor. Cleveland'da Steelers arasında geçecektir diye düşünüyorum ben. Sonunda kazanan taraf Cleveland olabilir gibi tahmin ediyorum. Yani ben de öyle dediğin gibi Mayfield altından kalkabilirse ki yani onun zaafı bence baskı değil. Yani onu taşıyabilecekmiş gibi duruyor. Öbür konferans, senin konferansa gelelim istiyorsun. Benim konferansa gelelim. Bills, Dolphins, Patriots ve Jets. Yani Jets geçen sene kadar kötü olmaz ama sonuncu olur. New England mutlaka daha iyi olacaktır. Ama ben burada Buffalo'yu favori görüyorum. Hatta bütün takımlar arasında AFC'deki yani Kansas City'nin yani sakatlık olmadığı takdirde Super Bowl yolunda en zorlu rakibi. En önemli engel olarak da Buffalo Bills'ı görüyorum. Katılıyorum Murat abi. Ben Patriots'ın buradan ikinci wild card takımı olarak playoff'a katılacağına inanıyorum bu sene. Geçen sene defanstaki eksiklikler Covid'den dolayı geri geliyor. Hücuma çok yatırım yaptı Belichick ve de Brady diğer tarafta şampiyon olurken iki sene üst üste playoff'u kaçırmak ona herhalde kafayı yedirtir diye düşündüğüm için playoff göreceğine inanıyorum Patriots'ın. Ama wild card olarak çünkü Bills hakikaten her sene üzerine koyarak gidiyor ve de bence AFC'deki en iyi ikinci takım konumunda. Son olarak güneye gidelim. Titans, Colts, Texans ve Jaguars. Texans'la Jaguars'ı sonuculuk yarışında. Ya sonuculuk mu, üçüncülük mü de bilmiyorum ama yani NFL'ın en kötü 3-4 takımından ikisi. Vallahi şimdi Tennessee acayip bir hücum takımı oldu. Yani ben Julio Jones'un yaşlandığını falan pek düşünmüyorum. Ha belki şeyi biraz daha dikkatli handle edilir. Nerede nasıl kullandı? Yani Carson Wentz burada yani ben güvenemiyorum ama yoksa Indianapolis'in şeyi çok çok iyi. Savunması. Yani Miami'nin de savunması. Ben iki sebepten güvenemiyorum. Bir tanesi Carson Wentz'e aşılı olmadığı için de güvenemiyorum. Ayrıca sakatlık geçmişinden ötürü de güvenemiyorum. O yüzden orada Colts her ne kadar geçen sene Philip Rivers'a ikinci bir bahar yaşatmış olsa da Carson Wentz'in de daha iyi olabileceği bir potansiyeli var olsa da bence bu sene biraz riskten dolayı daha garanti seçimin Titans olduğunu düşünüyorum. Julio Jones'un da birinci receiver ama opsiyon olarak ikinci opsiyon. Çünkü orada King Henry birinci opsiyon tabii olacak. O açıdan da o takımın yine karakteri, oyun planı ne olduğu belli. İki senedir gelen bir kültürün üzerine üçüncü sene olacağı için ben Titans'ı bir adım önde görüyorum. Ya AJ Brown'la da Julio iyi bir ikili olur diye düşünüyorum ben. Bence de. Bence de. Bakalım ikimizin de anlaşılan favorisi Chiefs. İkinci favorisi de Bills gibi gözüküyor. NFC'ye geçelim Murat abi. NFC'de West'ten başlayalım istiyorsanız. En zorlu grup Seahawks, Rams, Cardinals ve 49ers. Valla şimdi 49ers kesin daha iyi olacak. Cardinals zaten yani 8 galibiyet 8 mağlubiyet mi bitirmişti geçen sene? Evet. Burada
Bence Rams enteresan olabilir. Matthew Stafford sonunda aradığı koçu buldu mu? Yani Rams'in bu gruptan birinci çıkması beni şaşırtmaz. Seattle'a rağmen, çok daha iyi bir San Francisco'ya rağmen ve hiç de kötü olmayan bir Cardinals'a rağmen. Ben Batı'da Rams diyeceğim. Çünkü hakikaten yani okuduğum şeylerde o coach quarterback kombinasyonunun cuk oturacağı konuşuluyor. O da çok fark eder. Yani son yıllara baktığın zaman böyle bir ağır abi mi desem ne desem, çok güzel bir tarif okumuştum. Usta geldi. Yani kendi sistemini oynatacak ustayı Rams buldu diye. Ondan ben Rams diyeyim ama çok güçlü ve sakatlıkların da eğer oldukları takdirde belirleyici bir grup olacağı bir dörtlü burası. Tamam, burada Seattle, Rams ve 49ers üçü de kazansa bu grubu ben şaşırmam. Yani siz Rams kazanırsa şaşırmam dediniz. Ben o dördü, yani Cardinals kazanırsa sürpriz olur. Diğer üçlü, üçü de hakikaten çok iyi takımlar. 49ers bir sene sakatlıktan dolayı pas geçmiş olsa da ondan önceki senenin Super Bowl takımıydı ve de hakikaten savunma tarafı çok iyi olan bir takımdı. Ben burada ama Seattle'ı favori olarak görüyorum hala. Çünkü devamlılıktan ötürü hep basketbolda da konuşuyoruz bunu, Euroleague'de de konuşuyoruz. Quarterback, coach devamlılığı, sistem devamlılığı. Ne olursa olsun Stafford'la McVay arasında bir öğrenim süreci olacak. Bu da normal sezonda belki ikinci bitirmelerini, playoff'ta daha başarılı olabilirler. Yani playoff'a geldiklerinde konuştuğumuzda belki Rams favori olabilir ama sezonun ilk başında ister istemez bir alışma süreci olacağını ben düşünüyorum. Bu süreçten dolayı da devamlılığı olan Russell Wilson ne yaptığını biliyor. Oranın tartışmasız lideri. Receiver'lar devam ediyor. O yüzden ben Seattle'ı bir adım önde görüyorum. 49ers'da da yine iyi olacaklarını düşünüyorum. Orada her zaman bir quarterback soru işareti olacak. Bir takımda iki tane quarterback varsa hiç quarterback yoktur lafı her zaman geçerlidir. Garoppolo'nun kötü oynadığı bir maçta hemen Trey Lance'e dönsek mi? Veya Trey Lance girdiğinde iyi oynamazsa aman Garoppolo geri mi gelecek? Tartışmalarının yaşanacağı bir sene olacak bu. O da takımı nasıl etkileyecek? Göreceğiz. Ama iki tane NFL'in en iyi genç koçu, bir tane de Kurt Pete Carroll'ı var. Bence NFL'in en zevkli grubu bu olacak. Her maç, birbirine karşı oynadıkları her maçın playoff yolunda çok önemi var. Ve de favorisi yok açıkçası. Cardinals da buna katılıyor aynı şekilde. Onların da bu sene kadroya yaptıkları eklemelerle Cardinals da iyileşti. O yüzden bu grup bence ölüm grubu olarak karşımıza çıkıyor. Güney'e gidelim Murat abi. Saints, Buccaneers, Panthers ve Falcons. Vallahi şimdi dünkü maçtan sonra eğer Buccaneers böyle başlıyorsa Saints'de Drew Brees'den sonra birçok soru işareti var. Yani burada çok rahat bir şekilde Tampa Bay diyebilirim. Hatta yani grup maçlarını namağlup bile bitirebilirler. Bana da öyle geliyor Murat abi. Burada zayıflayan rakipler ve kuvvetlenen bir Buccaneers var. Diğer gruplarda aksine kazanan daha da kuvvetlendi. Çünkü bir sene daha devam ediyor. Training camp geçirdi hep beraber. Hiç adam kaybetmedi. Diğer tarafta quarterback'ini kaybetmiş Saints. Panthers rebuild eden bir yapıda. Keza Falcons da o şekilde bir geçiş dönemindeler. O yüzden bakıldığında Tampa Bay'in ben çok rahatlıkla buradan çıkacağını inanıyorum. Ve gelelim NFC least takma adı olan Doğu NFC'ye. Washington Football Team, Giants, Cowboys ve Eagles. Yani burası bunlar biraz rulet gibi oluyor. Seneler içerisinde bunu gördüm ben Murat abi. Kimi seçerseniz seçin belli olmuyor. Ya ben ya Washington ya Dallas diyeceğim. Esasında dünkü maça kadar Washington diyecektim savunmasından dolayı. Ama Dallas'ta dün hakikaten Dak Prescott böyle oynarsa ve sakatlık olmazsa hücumda çok silahı olabilecek bir takım. Bu grubu
Dünkü maç pazar günü oynanıyor olsaydı Washington derdim ama şimdi ben Dallas'ı gördükten sonra biraz Dallas'ı doğru kaydım diyebilirim. Aynı ikili arasındayız Murat abi. Washington'da Fitzpatrick'in nasıl bir sezon geçireceği çok önemli. Çünkü Fitzpatrick genelde iddiasız takımlarda çok iyi sezon geçirip kontratı iddialı bir takımla imzalayıp o takımda başarısız olan bir kariyer eğrisi var. Şimdi de iddialı bir takıma geldi. Savunması NFL'in belki de en iyi savunmalarından biri olan bir takıma geldi. Geçen sezon bu grubu kazananı. Benim Dallas dememdeki en büyük sebeplerden biri bu grubu 2 sene üst üste kazanan çok çıkmıyor. Sürekli değişiyorlar. Dünü de izledikten sonra Dallas'taki gelişimi de gördükten sonra diğer iki takımın zaten bence çok bir iddiası yok. Eagles çok zayıf bir takım olacağı benziyor bu evet. Sezon. O açıdan da bakıldığında ben de Cowboys'un yine Washington'la son maça kadar devam edip işte 17 maç var bu sene. 9 ve 8 veya 10 ve 7 olanın bu grubu kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bu hep eğlenceli ama enteresan bir grup oluyor. Ve son olarak kuzeye gidelim Murat abi. Packers, Bears, Vikings ve Lions. Detroit Lions. Yani burada bence çok fazla kafa yormayı... Sonucu belli. Sonucu belli. Bence birinci de belli. Green Bay'in de belli. Neden bu grubu çok birinci bitireceğini düşünüyorum. Ha, playoff'larda NFL'de ne olur? Onu soracağım size. NFC'de vallahi favoriniz veya ikinci favoriniz kim? Ya AFC kolay. Yani Kansas City, Buffalo. Burası Tampa Bay ya 1 ya 2. Yani Rams'le Tampa Bay diyeceğim ama yani işte orada Seattle'da, San Francisco'da ben Green NFC Bay... West'ten çıkan takım diyeceğim Murat abi. Yani nereden çıkan? O gruptan NFC West, Batı NFC'den çıkan takım en iyi ikinci takım olacağına inanıyorum. O takımı ben Seattle olarak tahmin ettim. Siz Rams olarak ettiniz. Hangisi olursa sezonun sonuna geldiğimizde, playoff'a geldiğimizde daha da iyi olacağına inanıyorum. Green Bay geçen sezon aslında baktığınızda çok ucu ucuna geldi Tampa Bay'i yenmeye ama bu Aaron Rodgers'a olan olaylar hiçbir zaman takıma olumlu yansıdığını ben görmedim. Yansıyacağını da düşünmüyorum açıkçası. Vallahi o grubu kazanırlar ama ben sana katılıyorum. Ondan sonrası için biraz yani o kimyasal şey çok oynuyor. Soyunma odasında ne bileyim işte sahada bile etkili olabilir. Tabii yani geçen şöyle düşünün. Bir tane topu dışarı attığında Aaron Rodgers bak zaten seneye gidecek zorlamak istemiyor, sakatlanmak istemiyor. Bu soru işaretleri oyuncuların kafasına oluşmaya başladığı anda zaten o sezon ayıp sezondur. Negatif yönde etkilenecektir. Tabii. Negatif yönde etkilenecektir. Ya buradan da herhalde yine Tampa Bay çıkar diye düşünüyorum. Yani geçen seneki finalin Super Bowl'un bir tekrarını izleyeceğiz sanki. Ha, Rams Bills olursa da çok da şaşırmam. Ya da işte Seahawks Bills. Çünkü ben hakikaten Bills'ın Kansas City ile arasında o kadar büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum artık. Yani Mahomes çok büyük fark yaratıyordu. Ama şimdi baktığın zaman tabii ki ilk tercih Mahomes olur. Yani tabii. Geçen seneki Super Bowl'da yani başka bir quarterback'in yani o atışların bazılarını düşünmesi bile mümkün değildi. Bırak atması. Ama birinci tercih bence Tampa Bay olacaktır NFC dedi. Katılıyorum Murat'a. Peki MVP adayına gelelim. Öyle de bu bölümü bir tamamlayalım. Benim için Mahomes. Size atıyorum. Bence de Mahomes. Özellikle İki sene ara verdikten sonra bu sene yine kazanacaktır diye düşünüyorum. Düşündüğümüz gibi yani tahminlerimiz gibi sezon ilerlerse bence de Mahomes. Bakalım pazar günü gün boyunca ve akşamı Türkiye'de maçlar oynanacak. Önümüzdeki hafta değerlendirmeye devam edeceğiz. Murat abiyle çok sevdiğimiz, özlediğimiz NFL sezonu geri geldi. Taraftarları da statta görmek hakikaten ayrı bir hava kattı. Umarız vakaların olmadığı, sakatlıkların az yaşandığı bir NFL sezonu olur diyelim. Ve de İnşallah. NFL'de oynamış bir Türk'ü anmaya geçelim.
tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.